ölmüş ay uyanmadan şu kahvaltı sofrasını hazırlayıp kaçsam ne iyi olur be. Aha Aycan deyini hazırla. İlla yakalayacak kısmetli o kız. Lan kahılmış. Dün gece bir hülya gördüm çok güzeldi. Boşuna sevinme. İtilmiş teyyaresi. Hülyalarını hep tersi çıkar. Gülme lan gülme. Hülyanın tersi güzeldi zaten. Düzü değil. Allah ne vuruyordu lan? Ne vuruyordu Allah cezanı? Zırlama lan zırlama. Sen değil miydin hülyanın tersi güzeldi diye? Lan sen benim hülyamda nasıl duvarsın lan? Nasıl diyorsun lan sen beni he? Nasıl diyorsun lan sen beni? Allah'ım sen beni! Lan nimeti nasıl dökersin lan? Çabuk topla şu zenginleri! Ulan elime burada saydın dokunacak mıydı? Dokluyorum, dokluyorum! Lan ben onu bunalım, lan su yoksa sen beni protesto mu diyorsun lan? Şimdi kırayım Allah kolunu Allah bacağını da dönsen, ana bakalım. Timsah gibi yürü de göreyim seni. Bırak. Allah cezanı versin. Kız bana bak, ben bunu sevdim. Bu bizim doğu sembolümüz olsun. Seni bundan sonra böyle göreceğim. İmsak gibi. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Ayıdan döner. Su içerken yılan bile dokunur. Bana bak su aykırı kılıklı. Şimdi de su içerek kendine yılan imajı mı vermeye çalışan kız he? Ulan bana gülün canavarı. Su içerken yılan dokunmaz demedin mi? Vurmasın. Kız dayak yemeden gitme kız. Evin beti bereketi kaçacak bak. Sen varken sanki evin beti bereketi mi kalıyor be? Hadi ben gidiyorum. Gidiyorum ya, püskürler ne olacak? Kız madem dayak yemeden gidiyorum, sipariş nerede malmadan gidiyorsun kız? Dövmeden sipariş veremiyorsun, gelmiyor. Öküz arabası o. Bana bak, bana bak. Ahşem Gökhan bana bir rakı, beyaz deplebi, bir de tıraş bıçağı kap gel. Kaç gündür senin yüzünden tıraş olamayan, utancımdan kahveye gidemiyorsun kız. Lan sen tıraş olsan ne yazar, olmasan ne yazar be? Eşeği altı sümer takmışlar, yine eşek olarak kaldı. Dağıtın! Lan konuşma, konuşma da ayağımın altına almayasın. Yürü git, yürü git hadi! Tamam tamam, gidiyorum be! Bana bak, siparişleri almadan gelirsen ne olacağını biliyorum değil mi? Böyle, King Kong! Lan yürü git lan! Yürü! Kız kakılmış, o sürahiyle ne ediyorsun? Yoksa itilmişe mi vurdun? Yok kız. Belki bana su içerken dokunmaz diye gereksiz yere su içip duruyorum. Elimde kaldı işte. Kız sen ilkokul mezunu bilen değilsin. Bu kadar numarayı nasıl akıl ediyorsun? Ne bileyim ben? Can havliyim işte böyle numaralar aklıma geliyor. Hadi sana el temizlik ver. Sana da kız sana da. Hadi su gibi git. Su gibi gel. Beyli sağlık. Bu üçüncü ayı değil mi? Ana! Benim bildiğim bu en gerekli ayının ikiz kardeşi yok. Ana! Ulan ne işi var bunun duvarlarda be? Ulan hükümetten birini mi geldi yoksa? Ana! Darın kullarının 200 yarısı derler de inanmazdım. Demek bu aydan da iki tane yaratmış. Ana! Dahir Kınay aranıyor. Ölü veya dürüst getirene ödül verilecektir. Ana! Aranıyor mu be? Ölü veya dürüst getirene ödül vereceklermiş. Allah'ım sen çok şükürler olsun ya Rabbi. Gel bakalım kakılmış. Bana bak, eğer benim siparişleri unuttuysan akşam akşam güzel bir timsah dövüşüne başlarız he? Her çeveslenme dublayım. İsparişlerimi getirdim. Hah, bu beyaz derdebin, bu da rakım. Al. Bunu da çıkartayım bari. Tıraş bıçağı? Hani benim tıraş bıçağı? Yoksa tıraş bıçağını unuttun mu kız? Hiç unutur muyum ben? Senin siparişlerini unutacak kadar hayata küsmedim ben. Niye almadın tıraş bıçağını? Almadım. Bilerek ve isteyerek almadım. Çünkü seni ben böyle bıyıklı halini daha çok seviyorum. Düşündüm ki eğer tıraş bıçağı alırsam sakallarımın yanında bıyıklarımı da kesersin. Ve ben bu duruma çok üzülürüm. Baba, yani.
Yolda gelirken benim rakıdan mı demlendin? Ne ettin kız? Nereden çıkardın kız sen şimdi bu bıyık meselesini? Yok, hiçbir yerden çıkartmadım. Yolda gelirken düşünüyordum. Evet. Hani biz evlenmeden önceki günlerimizi köydeyken. Hani bütün kızlar sana yanıktı. Hmm. Çok yakışıklıydın o zamanlar, çok. Ne yani, şimdi yakışıklı değil miyim kız? Yok canım, yine yakışıklısın. Okuz gibi yakışıklısın da. Hani o zamanlar daha bir başkaydım sanki. Böyle bıyıklarım vardı. Bütün kızlar sağ yanıktı be. Hakikat Esra mı diyorsun kız? Ha. O zaman niye söylemedin peki? Bütün kızlar yanıyordu he? He, itilmiş dediler mi? Hasta oluyorlardı valla. Muhtarın kızı Güllü de hasta oluyor muydu kız? Hıst lan! Valla kafanı tıkırırım şu sırayı ha! Hmm. Haberin olsun. Sen şimdi bana söyle. Bıyıklarını yeniden bırakacağım mı, bırakmayacağım mı? Bırakacaksın tabii ya. Köydeki bütün kızlar hasta olduğuna göre belki şehirdeki kızla da. Neyse, neyse. Benden günah gitti. Öldürücü darbeyi bu gece endiriyorsun. Gel bakalım kalkılmış. Hayatını şöyle gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçir. Ama fazla uzun olmasın. Seni dövdükten sonra kahveye gideceksin arkadaşlarınla. Pişpirik oynayacağız kız. Ula tosma! Gözüne dizine dursun inşallah. Ben bütün gün felik felik sana yaş günü hediyesi arayıp sen kalk kaybede arkadaşlarınla bu mutlu günümüzde pişmirik oynar. Yazıklar olsun. Çok kurdum ben. Çok. Yaş günü mü? He. 35 yaşına girdim ya yuh. Salak, yaş günümü ben bile bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun inek? Nüfus cüzdanında yazmıyor mu? Mermer kapalı. Nüfus cüzdanında mı? Şimdi bu benim yaş günüm mü? He. Bu göynek de benim öyle mi? He. Sen layık değil ama. Hadi bir giy de üstüne koyayım. He giy giy. Hatta bu geceki dayağını bu gömleğinle atarsın. Aferin kız kalkılmış. Bir erkeğin kalbine giden yolu biliyorsun ve selam. Ana, saçları olmadı bunun be. Kendi kendine ne homurdanıp duruyorsun lan? He, bir gel de bakayım şuna be. Abo, çok güzel oldun inanki. Bir de saçlarını böyle ortadan ayırttın mı aynı Prens Charles'a benzeyeceksin he. Charles kim lan? Kim lan o gavur? Bana da ikinizi de yaşatman lan bilmiş ol. Ulan kıskanç ayol. Prens Charles ulan koskoca İngiltere prensiyle benim ne alakam olabilir be? Deledin mi sen be? Hem saçlarını böyle ortadan ayırttın. Prens Charles bile soğudu sıfır kalır be. Ya. Mahallede ne kadar karı kız varsa sana tutulur. Mahalledeki karı kızla mı? He. Hepsi mi? Hepsi. Bakkal Cevdet'in kızı da mı? Özellikle bakkal Cevdet'in kızı. Salak karı, bunu daha önce niye söylemedin kız? Ama böyle olmaz ki, git banyoda doğru düzgün tara saçlarını be. Aferin kız, kafan bazen az çalışıyor ama yine de çalışıyor. Benim kafam belki az çalışıyor ama seninki hep çalışmıyor, bitirmiş evlisi. Bakkal Cevdet'in kızıymış. Değil o dese de, bütün gün düşünürsün bakkal Cevdet'in kızını artık. Manyak mıdır dedi be. Lan kalkılmış, hakikaten de çok yakışıklı oldum lan. He! Saçlarını iyice ortadan ayırt. Biraz da ıslat, inek yalamış gibi ne olsun he. Alo, polis imdat mı kurban? He, ben bir ihbarda bulunmak istiyordum. Hani şu aradığınız Tahir Konay diye bir herif var ya. Ben onun yerini biliyorum he. Kur'an çarpsın. Tabii ki yerini söyleyeceğim. Bak, gerçi bıyıklarını falan kesmiş ama üzerinde hala aynı gömlek var. He, he tabii söyleyeceğim. Yok be, ödül müdür istemiyorum. Adalet yerini bulsun yeter.
Kahrolmuş. Altılı kayanın dördüncü ayağında hangi kat kazandı onun? Ne bileyim ben? Ben koydan geldiğimden beri ayıdan başka hayvan görmedim. Şimdi bilemem bilemem duyarsın. Lan salak, seni dövme için altılı kanyana ihtiyacım mı var? Davuk kafalı. Söyle bakalım hangisi kazanır? Siciliano mu? Dandana kan mı? Ümran mı? Bak, bilemezsem dövmeyeceğim, he mi? Söyle diyor, söyle. Şey olsun diyor. Ümran olsun. Ben Ümran kazanır diyor. Ümran mı? Ümran mı dedin lan? Kızım bir kere Ümran kumpiste iyi koşamaz. İkincisi Siciliano'ya can kılıç biniyor. Can kılıç kara oğlanın nesi oluyor? Can kılıç jokey jokey. Siciliano'yla dangana kandırırken sen niye Ümran dedin söyle bakalım. Ne bileyim ben? Bizim karşı apartmanda oturan Hüzün Hanım'ın kızı Ümran geldi aklıma. Ulan itilmiş yazıklar olsun. Az daha karnın aklına uyup altılı kanyanı kendi kendime yatırttırıyordum ha. Birinci ve ikinci ayaklarının hepsi kırılır da ayaksız kalırsın inşallah. Ben bütün gün el alemi bokunu büzünü temizleyip benim kazandığım paraları sen git götür eşeklere yatır. Bari bir şey kazansa eşeğim boş gezer. Ne konuşuyorsun lan kendi kendine davuk? Yok bir şey demiyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin diyorum. Hadi gel. Çay soğuyor. Hadi gel gel. Gel hep uyanın. Gel dedim gel. Bak, gel. Şurada bir altılı kanyan oynayacağız. Gel gel gel. Kafamı neye karıştırıyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ha? Gülen Aysu. Bir şey mi dedim ben şimdi? Kahvaltı ne? Proteini al. Daha iyi düşünürsün dedim. Fena mı ettin? Kahvaltıymış. Hazırladığın kahvaltı da kahvaltı olsa. Ne lan bu zeytinle böyle buruş buruş? Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım o zeytinleri? Tek tek ütüleyim mi? Allah sen nasıl ayı gibi yarattıysa o zeytinler de buruş buruş yaratmış. Lan senin zeytinin öde kenarda. Allah ben aldım. Allah gel aldım. Ne vurma Allah. Ulan pahtı. Sabah sabah bir kupon kavgası durdurdu ayı. Kim lan? Kim olacak? Benim ütülmüş. Kuponu elime tutuşturdu ama parayı vermedi. Ben şimdi neyle yatıracağım bu kuponu? Boş ver kız yatırma. Kız öyle şey olur mu? Vallahi öldür beni. Bana bak lan. Nasılsa altılı galyonu tutturamaz. Sen de yatırdım dersin olur biter. Kahı. Vallahi hiç düşünemedim. Zaten bugüne kadar hiç tutturamadı ayı. Hadi ben gideyim şuradan. Sana iyi temizlikler. Sağdı sağdı Şerban. Beklerim bağda. Aferin lan itilmiş. Ulan bu ban da mı at yarışçısıydı be? İki tek atından altılı kanyanı tutturdum. Lan bu kakılmış salağı nerede kaldı? Yoksa altılıyı tutturduğumu anladı da kupon alıp kaçtı mı? Yok canım. Bu salak altılıya bakmayı bile akıl edemez. Hem zaten bu hafta 3 milyon veriyormuş. 3 milyon için benimle itişmeyi de göze alamaz. Sen mi geldin kahrımız? He, ben geldim. İtimiz başta şimdi gelecektik. Gel bakalım. 3 dakika geç kaldın hemen boğun altılı kanyanı tuttuğum için dayak yemekten kurtuldum. Gel bakayım buraya gel. Gel gözelim gel. Altılı kanyanı mı tuttuğum? Ha, boğun senin yatırdığın kuponu tuttuğum. Şu kuponumu ver de dünya gözüyle bir göreyim bakayım. Kupon mu? Ha kupon. Bugün yatırdığım altılı kanyan kuponu. Ne kuponu mu? Vay. Bu domuzun altılı kanyan kuponunu yatırmadığım gün eşekler şahımla altılı kanyan tutturacağım tuttu. Lan bana bak. Yoksa kuponumu yatırmadın mı lan? Hiç olur mu? Bitirmişim. Kuponunu yatırdım. Yatırdım da cüzdanımı bugün Demizli'ye gittiğim evde unuttum. Kupon da onun içindeydi. Lan. Beyni ütülenmiş presli karı. Lan bir günde şu evde cüzdan unutacağını kendini niye unutmuyorsun lan? Çabuk lan git getir kuponumu. Yürü! Bu saatte enlemine kupon için gidilir mi? Ütülmüşüm. Yarın sabahtan erkenden gider alır gelirim kuponumu.
lan bana bak. Çabuk git kuponumu getirin yoksa yumruğu yiyecek şimdi. Ben vurmadım şimdi, vurma kurban da lan. Bak ben çok kusur işledim, haberin var mı? Sana söyleyeceğim ama söz ver beni dövmeyeceğim. Daha doğrusu söz ver beni az döveceğin için. Lan bana bak. Katiyen söz veremeyeceğim bu konuda. Benden niye söz istiyorsun lan? Neymiş lan işlediğin kusur? Ben bu kuponu yatırmayı unuttum. Ne? Kuponu yatırmadın mı? Aaa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 
bunlar? Evet. Veren. Yaptılar 3 milyon. Yapma. Yapma. Merak etme. Birkaç tane temizliğe gider. Öderim sana ulan borcumu. Lan istersen öderme. Tabii ödeyeceksin. Tabii ödeyeceksin. Bana bak. Ne et? Temizliğe mi gideceksin? Banka mı soyacaksın? Adam mı keseceksin? Ne edeceksin? Et şu para mı ödeyeceksin? Yoksa seni gebertim. Bir hafta dayak yiyeceksin bak. Bitirmiş pandasından sakladığım 1 milyon lira var. Na bu nikah yüzüğünde satarsan eder 2 milyon. Bu ayı ve insan koalisyonu itirmişini almıştı Altılı'dan 3 milyon. Demek oluyor ki ben bugün iki temizliğe gidersem bana bir denkleştirir. O pekli ay gibi çalışacağım. Kalka altına dur. Hemen ben gidiyorum. Bana bak. Dünkü oynadığım altılı ganyanın parasını denkleştirmeden eve gelirsen bildiğin bütün duaları et. Bu evden besmelesiz cenaze çıkmasın. Al. Bu da boğuk altılı ganyan kupası. Çok sürprizde oynadım. Kazanırsam özel çillere komşu olurum kız. Bana bak. Bunu da yatırmayı unutursan seni dörde böler, mahallenin 4 ayrı köşesinde dilendirin haberin olsun. Kaç unutur muyum bitirmişim? Unutmamam için gözüme işaret koydun ya. Unutursam gözüme bakar, hemen götürüp yatırırım. Evet. Hemen ben gidiyorum. Şöyle üstünü başını çıkarmadan önce ringin ortasına doğru gel de akşam akşam ağır siklet boks maçımıza başlayalım. İşte bilen beni dövmesini türmüş. Niye ki lan? Bugün ganyan paranı getirdim. Ya. Beni dövmen için hiçbir sebebin kalmadı artık. Bana ilişme. Şurada 2 dakika yatayım. Çok yoruldum. O pekler gibi çalıştım zaman. Senin dövme için bir bahanem yok mu? Bunun sabah verdiğim altılı ganyan kuponunu yatırdın mı lan? He yatırdım. Hiç ilişme bana ha. İtilmiş portu. Ha burada bir yerde olacaktı. Nerede? Ha burada. Lan bu kuponun tutmayacağını bile bile niye yatırdın lan? He? Yatır dedim, yatırdım işte. Lan burada 3. ayaktaki sütçü beygiri Sadullah'ı görmedin mi lan?
Sadullah gelir mi lan? Lan neye yatırıyorsun lan bu kuponu? He? Dur bunu etmeyeceğim. Ulan bunu etmemiş. Ulan etmeyeceğim. Ulan vurma. Lan senin sizi kapandı. 300 kere duvara vurma. Allah cezanı görürsün. Ulan vurma etmemiş. Ulan kuponu yatırmasam yatırıp dövüyorum. Yatırsam kaldırıp dövüyorum. Ne işte anlamadım ki ulan. Ulan. Para kapılara yazılasın. Atların çiftesine gelesin inşallah. Vurma. Ay. 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 Ben sana kanal değişti diyen oldun mu lan? Kız mı etmişim? Değiştiriyorum. Yok kızdım bir kere. Ben kızınca ne ederim? He biliyorum biliyorum. Duyarsın. Ya kızdım bir kere. Niye değiştirdin o kanalı? Tamam. Sen dediğin kanalı açıyorsun. Ha açtım işte. Vurdum. Lan niye değiştiriyorsun kanalı lan? Ben sana kanal değiştirdim ya. Ya ah deme lan. Ah demek. Ne demek lan? Tatil kazanacaksınız. Ulan tatil mi? Ne tatili? Ulan itilmiş. İrahat Güdür arıyor ulan lan. Lan sonra arasın da görmüyor musun? İşimiz var lan görmüyor musun? Bak ne diyeceğim. Bizi sonra arayabilir misiniz? Şu anda çok meşgulüm de. Size bir sorumuz var hanımefendi. Kutuplarda yaşayan ve kürkü çok değerli olan bir hayvanın ismini soruyoruz. Bilin tatili kazanın. Kutuplarda yaşayan bir hayvan mı? Lan ulan vurmasana. Ayyuh. Bravo, yaklaştınız ama ne ayısı onu da söylerseniz tatil sizin hanımefendi. Lan sen bana ayı mı dedin lan? Okuz, ayı mı dedin lan? Ne dediniz, ne dediniz? Ayı mı dedin lan okuz? He? Dedim, ne olacak? Ayı, kutup ayısı. Bravo hanımefendi, bildiniz sizi kutluyorum, tatil kazandınız. Ulan vurmasana, ha? Tatil mi? Ne? Tatil mi kazandık? Ulan itilmiş. Ulan vurmasana, tatil kazandık, tatil. Soruyu bilmişim. Tatil mi? He. Hem peki nerede kazandık tatili? Antalya'da. Arkadaşlar daha sonra sizinle irtibata geçecekler. İyi tatiller efendim. Ana! Etilmiş. Tatil kazandık. Antalya he? Bana koşun şuraya. Antalya'da tatil kazandık. Yeme içme her şey bedava. Lan niye Kanaryadalarında kazanmadın da Antalya'da kazandın lan? Allah cezanı ben seni ölemezdim lan. Zahmet etme, bu taşır taşır be. Hadi sağ olasın, hadi. Doğru mu geldik acaba? Herhalde okuman yazman yok. Baksana her tarafta Park Kiberos yazıyor. Lan sen şimdi okuman yazman yok deyip benim gururumu mu kırmak istiyorsun lan? Ya burada ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun lan? Ulan burası kibar geldim lan. Lan ben de o zaman kibar kibar diyorum. Kibar kibar diyorum. Gel bakalım, gel. Lan manda hızlıyorsana lan. He, bu kadar çantayla kolaysa sen hızlıyorum. Bana bak, şimdi ayağımın dersine sırtına bir depuk atarım. Bak göresin o zaman nasıl hızlıyor diyormuş. Gördün mü bak, depo duyunca nasıl sekmeye başladın ceylan gibi. Ceylanım benim. Yük ceylanım. İnşallah o suratına gram girer de kala kalırsın şebelek gibi. Yük ceylanıymış. Ben yük ceylanıysam sen de damperle okusun.
Ana ne güzel bir tatil köyde miydimiş? İyi ki de kazandık bu tatiline. Abartma lan ayu. Alt tarafı 2 günlük tatil kazandın. Hemen de havalara giriyorsun lan. Ne 2 günü be? 3 gün. 3 gün 2 gece tatil. Bu aralarda şansın çok iyi. Tamam, madem şansın çok iyi, niye 10 günlük tatil kazanmadın lan? He? 3 günlük lan. Tatile tatil mi derin lan ben? Niye 10 günlük lan, tatil? Lan bana Allah! Lan. Ola da öyle. Bir dahaki bir 10 günlük kazanırım. Vurma diyorum sana. Rezil oldum. Ha beni temizlik şirketinden gönderdiler kurban. Ne? Ama alışkanlık oldu bende de. Bizim için o da ayrılacak bu. Adınız ne? Kalkılmış. Ama sen kısaca falan kalk diyebilirsin. Ha bu yabani herif de kocam oluyor. İtilmiş. Ulan kısaca it diyebilirsin. Ha İstanbul'dan Beleş Efe'nin konuklarısınız. Ha soruyu bildik de Beleş tatil kazandık. Odanız 2414 buyurun. Otelimizin en güzel odasıdır. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Buna itilmiş. Ha anahtarı aldım. Oda numaramız 2414'müş. 2414 mü? Neye 3414 değil lan? Hayatta hiç mi boku beceremeyeceğim lan? Kara vuruyorum lan. Nasıl varmış 2414 numara? Bak şimdi kafana 2414 kere vurarsa manasın nesi olduğunu yaralı baygur. Ulan vurma ulan ne vuruyorsun lan? Uzman cahil. Bir kere o beğenmedi numara. Bu otel ne yapacaksın odasıymış haberin var mı? Yalan söylemek sana hiç yakışmıyor lan kalkılmış. Şimdi kafanı kırarsın gözlerine çirkinleşecek lan. Ulan bu nasıl olma Allah çıdan versin. Rezil ettim ben buraya. Allah çıdan versin. Pardon kakalmış bir yanlışlık olmuş. Sizin numaranız 3414 efendim. Vallahi hızır gibi yetiştim kurban. Al anahtarımı ver anahtarımı. Buyurun efendim. Sağ olasın. Al itilmiş emmi. 3414 numaralı odanın anahtarı. Şimdi mutlu oldun mu? Ulan inek. Ulan kifayetsiz inek. Madem 2414 bu otelin en iyi odasıydı, niye yemedin lan anahtarı? Lan şimdi senin kafanda 3414 tane delik açmaz. Siz haber etmeyin efendim. Bavullarınızı komi taşır. Yok benim ceylanım ne güne duruyor? O taşır. Hadi bakın yüklen bavullar hadi. Şimdi burası koy mu oluyor? Ya aynı bizim Kastamonu'da köye benziyor. Aynı çay kaşığı koyu gibi. He. Ah ana bak şimdi benim koca kız burada olacaktı şu çayıra bir salacaktı. Lan benim sığır burada ot mu bırakıldı be? Ha yaşını korunca iştahın kabardı. Çok istiyorsan seni otlayıver. Yine kaşınma. Kaşınma yine. Kaşınma. Tamam yine kaşınma. Ne yapayım duramıyorum. Şimdi baş başa kaldık. Demden sen bana yeşili görünce eştan çektiyse sen yi dedin. Ne demeydi lan bu? He? Ne demek isteyeceğim ulan? Hani dedim ki yeşil Murat'tır. Birazcık yeşillik yersen Murat'ım mı diye öyle dedim. Ne biçim konuşmak lan? Dediğimin cevabını versene. Geçene lan. Kaçma lan. Kaçma. Kaçma lan. Gel buraya. Gel buraya. Bak geç bavulları aç. Ben duş almaya gidiyorum. İnşallah. Son duş alsın olur inşallah. Lan ben jacuzzi'siz odada ne diyeyim lan? Hani lan bu banyonun jacuzzi'si? He? Ulan süzme bana. Sen jacuzzi görsen tanır mısın ki? Hem de güzel mis gibi havuz var. Git orada yüz su ayı vurur. Esnaf mı diyorsun kız kalkılmış? Havuzla mı? Olmaz mı? 5 yıldızlı otelin havuz olmaz mı? Tabii ki var. 5 yıldızlı? Ne? Kız niye 6 yıldız değil de 5 yıldızlı otel kız? Zıçtın kız daha filmin içine. Gel lan buraya. Niye 5 yıldızlı otel kız? Kız gelsene buraya. Gel buraya. Gel niye 6 yıldız değil de 5 yıldız? Lan ben 5 yıldızlı otelde ne dedin? Lan niye 6 yıldız değil lan? Gel lan. Daha doğrusu yüzde bile bilmiyorum. Dangınlar.
lan. Ver, ver şunu. Ver. Ben kendim yapayım. Allah. Ana, patlak lan bu. Olsun kimin? Geldi benim gibi ayaklarım var. Ne zaman öğrendin lan sen yüzmeyi, he? Bu sefer bayağı
ya, bayağı rekora gidiyorum kalkılmış. Hadi hayırlısı. Eğer 10 dakikada gecikmişsen seni yoğma için gereken bahane hazır ve de nazır olacak. Ben geldim Timur. İyi bok yedin. Niye 10 dakika erken geldin lan? O kız bir zolası. He. 10 dakika daha gecikseydin de ben rendelim kuşları yem yapsaydın he mi? Sen bırak şimdi onları. Kuşları doyuracak bir şey buluruz nasıl olsa. Rakı nerede rakı? He, gettim. Salam hani salam? Salam nedir be? O nedir? Salamı? He, istemedim ki getireyim. İsteseydim getirdim. İstemem şart mı? Sen düşünseydin. Nerede? Getirmedin mi lan yoksa? Nerede getireceğim istemedin ki sen de ben de salam dedim ben. Kuşların yem salamı lan işte. Almadın mı lan yoksa? Allah beni almadın. Sen bana salam almadın mı yoksa? Allah gel. Ulan! Gel lan buraya. Şimdi boku yedin kalkmış. Lan gel lan kaldı sana lan beni buradan lan. Kıpırdayamıyorum lan. Sen git kıpırdayamıyorum. Sen gibi kaldırıyorsun be. Lan gel kaldı benden lan kıpırdayamıyorsun lan. He geleyim de kıpırdayan yerlerimi tek tek kır. Yemezler mi Bizans ayaklarını ikilmiş efendi. Eğer canı çok dövmek istiyorsa gelir alnını teriyle yakalar. Lan gel diyorsun lan kıpırdayamıyorum. Galiba ekmeğindi bana lan kalkılmış. Sen mı diyorsun lan? Lan dürtükleyip durma lan. İkmeğindi diyorsun salak karı. Adam gibi kalktı. Kıpırdayamıyor. Kıpırdayamıyorsam. Sen şimdi burada gülüyor muydun salak? Hiç ağlayan o kız da görmemiştim he. Sizi de bu saatte rahatsız ettik doktor bey. Kusura kalmayın. Rica ederim. Durumu nasıl doktor bey? Hiç umut yok değil mi? Yok pek umutsuz değil. Yapma. Yani tabii çok sevindim de yani tekrar yürüyebilecek değil mi? Yürüyecek demedim ama hayati tehlikeyi atlatmış. Yapma. Yani sözün kısası nedir Suat bey? Yani itilmiş tekrar ayaklanacak mı yoksa hep böyle güzel mi kalacak? Bu konuda kesinlikle tam bir şey söyleyemiyorum. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Yani şimdi bu geçici felce benziyor. Yürüyebilir de, yürüyemez de. Biz de Allah'tan umudumuzu kesmeyeceğiz tabii ki. Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. Bu yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm. Lan kalkılmış. Kanadını yoldu bu çalı kuşu. Söyle kuzum, söyle. Ne zıplayıp duruyorsun lan delirmiş ceylan gibi? Bugün kalbim çok yerimde nedense. Niye zıplayıp duruyorsun lan pingpong topu gibi öyle he? Ne hop hop hopluyorsun. Bana bak yoksa sen benden dalga mı geçiyorsun? Yatağa düştüm diye benden dalga mı geçiyorsun he? 10 yıldır ilk defa sabah dayak yemedim. Ne bileyim şaşırdım birdenbire. Ben bir iyileşeyim ayağa kalkayım. Bak o zaman sen nasıl şaşırdın. Şaşırtırsın. İçinmişim şaşırtırsın. Doktorun dediğini duydum. Allah'tan umut kesilmez dedi. Yani hep böyle yatağa serilmiş nevresim gibi yatalak kalabilirsin. Gel kaçma lan buraya. Gel buraya. Ama ne kaçacağım senden be. Delirdin mi be? Niye kaçacakmışım ki? Kahvaltımı edeyim bari. Lan sen benden ne biçim konuşuyorsun lan he? Kız ben ötürmüşüm şaka yapmışım. Lan sen benden ne zamandan beri şaka yapabiliyorsun? O kız arabası. Öldürün lan seni. Ne saat 9'a geliyor. Oturup seninle konuşmak çok isterdim ama sen de doktoru dersin ki işe gitmem gerekiyor. İşe mi? Abo! Lan beni böyle bırakıp bir de işe mi gidecek? 10 yıldır ne yapıyorum ki o kız? Seni böyle yatarken bırakıp işe gitmiyor mu? Sanki yatmaktan başka bir bok biliyor musun ki bir de konuşuyorsun. Ezeli yatalak. Kalkılmış yedim ciğerini seni kalkılmış. Bakın lan benim kahvaltım. Görmüyor musun cebimde? Yatak örtüsü. Nerede olacak masanın üstünde? Masanın üstündeki kahvaltının bana ne faydası var lan? O kız gibi verme be! Kahvaltımı edeyim getirip seninkinde yatağa. Lan önce benimkini götürsek ölür müsün inek he? Ana 40 yılın bacım.
böyle havlusuz, susuz bir kahvaltı edeyim dedim. Onu da burnumdan götürdün he mi? Ha, ha. Al da, al da, zıkkımla. Hadi, zıkkımla. Lan aslana et mi veriyorsun salak karı? Adam gibi kosana şu tepsiyi oğuma he? Ha, yatağa yaklaşıyor da yakala beni kır boynumu değil mi? Lan kıranı tabii, ben kırmaya için de kim kıracak? Bundan sonra kimseye hiçbir tarafımı kırdırtmayacağım. Hem aklını başını devşirme. Sen benim bir tarafımı kırarsan sana kim bakacak be? Aklını başına devşir de adam ol birazcık. He. Bak tepem atarsın şeker giderim battaniye gibi ortada kalak olursun. Doğru düzgün et kaybaltını şimdi. He. Al. Lan sen kimi tehdit ediyorsun lan? He? Kimi tehdit ediyorsun lan? Lan geçici bir süre yatalak oldum bir evin iktidarını sana mı vereceksin sanıyorsun? Salaklar kral tepsiyi. Lan sen tepsiyi düşüneceğine kendi kafanı düşünsene salaklar. Allah seni bu ineği her fırsatta yamutmak lazım. Yoksa evdeki otoritemi kaybederiz. Sigara nerede yok? Sigara. Bir şeyim yok. Ayakta durabiliyorum. Ha? Demek ki geçici felç. Hatta günü birlik felç bile diyebiliriz. Ya hiçbir şey yok lan. Allah'ın sana şükürler olsun. Bana tekrar kalkılmışın yamukma fırsatı verdiğin için şükürler olsun sana. Kalkılmış ineği Aşem geldiğinde iyileştiğimi görünce çok şaşıracak, çok. İyi akşamlar. Ben geldim Tümür. Gördüm, kör değilim. Biraz geciktim ama. Kalma artık. Yok canım. Kusura bakacak durumda değilim. Değil senin kafan kıracak. Şuradan sigarayı alacak dermanın bile yok. Niye? İstediğin sigara olsun be. Hı. Ben veririm. Al. Al bakalım. Bu da çakmak. Doğru dikkatlensene lan. Kusura kal.
tablası da ister Soğan. Bana bak, onu da eğer atarsan elmacık kemiklerini kıran haberin olsun. Sen kendi kemiklerini kıracak durumda değilsin be. Ama korkma, bunu sana atacak kadar ayıp değilim. Doğru dürüst uzatsana kız şunu. Ne korkuyorsun kız? Benim yerimde sen de olsan sen de korkardın değil mi? Aferin müsaitinmiş. Yani bir fok balığı için oldukça çemiksin he. Lan kakılmış, ben böyle yatağa mahkum olmayacaktım. Şimdi sana göstereceydim gününü hemen. Ya çok iyi olurdu ama elden ne gelir? Takdir ilahi işte. Saygılı olmak lazım. Ne biçim konuşuyorsun kız sen öyle he? Hasta değilsin, elin ayağını tutuyor diye kendini bir bok mu sandın ha? Çok konuşma, hadi gel buraya yardım et. Helaya gitmem lazım. Geleyim de göm burnumu suratıma değil mi? Öyle yanı yok. Çok istiyorsan çok işin geldiyse yaparsın yine, ben sonra temizlerim. Kız bana bak, ona kadar sayıyorsun. Geldin geldin. Yoksa pişman ederin haberin olsun bak. Ulan abanak, bir kere ona kadar saymayı bilmiyorsun, bu bir. Hadi diyelim ki saydın. Beni pişman edecek teknolojiye sahip değilsin, bu da iki. Ey büyük Allah'ım, bir kıyak yap da şu vicdansıza böyle sakat bir adamla dalga geçmek neymiş bir gösterdiğine. Ulan senin beynine de mi girmeyindi be? Koskoca Allah-u Teala bir psikopatın duasıyla hareket eder mi be? Derdin mi sen be? Ey Allah'ım, ne olur beni şu vicdansız kadının elinden kurtar. Eski günlere gelmemi nasip et. Şu kakılmış öküzünü eskisi gibi layığıyla dövmemi nasip et ya Rabbi. Ulan öyle dua etmeyle olmaz bu işler. Öyle iki dakikada. Benim dualarım bile 10 yıl sonra kabul oldu be. Geldin mi sen? Artık beni böyle ağız tadıyla doğabilmek için biraz bekleyeceksin he. İdilmiş. İdilmiş. Demek benim gibi bir psikopatın duası kabul olmaz he? Yapma İdilmiş. Yapma. Dur bana İdilmiş deme. Bana eskisi gibi yine nevresim de. Nevresim. Nevresim de. Al bakalım. Bu nevresim dediğin için. Bu kafama attığın sigara ve çakmak için. Bu da battaniye dediğin için. Vur lan. Vur. 40 yılda bir evin kralı ben oldum. Vur. Sen de kavgemi kaldın. Lan vuruyorsun işte lan. Vuruyorsun işte lan. Al bakalım al. Bu da cehennası dediğin için. Fok balığını unuttun ulan. Fok balığını unuttun. Bu nadide itilmiş ayısı zofrada eksik bir şey gördü mü? Gene mevzi sağanak yumruklarını yağdırmaya başlar. Enti bir kontrol edelim. Hı? Ya burada. İnşallah tencerelerde kaynayan kızgın yağlar düpendir aşağı dokudur itilmiş. Zeytin de burada. O zeytinin çekirdekleri midene oturdu ömür boyu şeyinden çıkartamazsın. Reçel de var. Kır reçel kuyusuna düşersin de ömür boyu debelerin üstüne itilmiş. Arkuruklarımız da burada. Kalkınmış! Şimdi de zeytin ve reçelinden mi konuşmaya başladın çekirdek beyni karı? Yine kafan 8-10 yılda 7 şiddetine yumruklarımı özledi galiba. Yok itirmişim. Diyorum ki kendi kendime. Ben güzel bir kahvaltı sofrası hazırlarsam itirmiş çok memnun olur diyorum. Kendi kendine peşin hükümler verme lan. Sana atacağım dayak bana sabah kahvaltısından daha çok keyif veriyor. Aha işte bu sesi sevdim. Bundan sonra kafana bu şiddetle vuracağım. Ellerim kırmızı gülden başka bir şey görmesin geçirmiş. Bana bak kakılmış. Son günlerde seni işten kaytarma çabası içinde görüyorum. Lan Bolu Bey, sen burada çeşitli organlarına kebap yaparken ben burada sabahın köründe kalkıp işe gidiyorum ya, yetmiyor mu? Aha işte kendi ağzından yakalandın kakılmış. Sadece gündüzleri işe gidiyorsun dedin. Geceler niye boş boş oturuyorsun lan? Gece de temizliğe gitsene. Lan halkası da yok. Ben geceleri de temizliğe gidersem ne zaman uyuyacağım lan? Dert ettiğin şeye bak. Kendine şehirler arası otobüslerin şoförlerini önüne kalsana. Adam okuydu kaybettikçe iyice kafayı yedi. Dayak geliyor canım. Haklısın itirmiş. Ben şimdi işime gideyim. Ne demişler? Yolcu yolda gerek değil mi?
Okey de şansın açık olsun. Çift okeylere gelesin inşallah. Gel lan buraya, kalkılmış bastırması. Ne oldu gene, ne yaptın be? Hani lan benim sabah öpücüğü? Sen beni ne yapmıyorsun lan sabahları o televizyondaki karıla gibi he? Ana, her sabah sabah ağzı mıdır dedim be? Sen benden hiç istemezdin böyle sabah sabah mı? Ne yapıyor be? Utandım birdenbire sabah sabah. Var bir kere öpeyim. Hadi gel bakalım. Allah cezanı versin dedim. Allah belanı versin. Demen etsin inşallah. Senin cehennemdekim zamanlar öpsün inşallah. Artık canım atak etti Şerban. Her tutturdu bir de geceleri çalışacaksın diye. Ayının bayrak. Bana bak kız, Gülhane Parkı Müdürlüğü'ne telefon etsek. Sizin barktan kaçan ayıyı yakaladık desek acep gelir alırlar mı? Nerede o günler? Onu hep bir kafes zapt edemez be. Ne diyeyim kız, Allah kurtarsın, Allah kurtarsın. Amin de amin de. Hadi, hadi hoşçakal. Güle güle. Buyurun. Beni şirketten gönderdiler hanımım. Ha. Ben kalkılmışım. Ama siz kısaca kalk deyin. Öyle mi? Geç bakalım Kakılmış Hanım. Şurada sandık odası var. Orada üstünü değiştirme. Olur. Kim geldi Vanu? Ekrem mi acaba? Hayır anneciğim. Temizlik şirketinden çağırdım. Görevli gelmiş. Ben geldim hanım, geldim. Kalkılmış. Malzemelerim burada. Önce buradan başlarsın, sonra öteki odalara geçer. Tamam, tamam. Kahvem nerede kızım? Aa canım, şimdi yapıyorum. Aa olur mu? Ben yaparım. Annem soruyor galiba. Evet. Nasılsın bu? Bu da ekrem değil. Hadi sana kolay gelsin. Kahveyi ben yapsam. Yok canım, ben yaparım. Onun kahvesini ben bilirim. Ekrem'in en sevdiği köşesi burasıydı. Hep burada oturdu. Niçin gitti? Bize bağlı kadın. Belki onu gurbete getirmiş. Bak. Kusura bakmayın hanımım, üstüme vazife değil ama Ekrem ki, askerdeki kardeşiniz mi? Annesi Ekrem diye duruyor da. Bir kusur işlediysem kusura bakmayın, özür dilerim. Yok Kakılmış, sen kusur filan işlemedin. Ekrem benim eşim olur. Eşiniz mi? Nerede peki, ayrıldınız mı yoksa? Yok canım, ayrılmadık, sadece evi terk ettim. Ev mi terk etti? Böyle güzel bir yuva terk edilir mi ki? Aslında kocamla aramızda fazla bir sorun yoktu. Her şey annem bize yerleştikten sonra başladı. Kusura kalmayın hanımım ama yani annenizin ağzı var gibi yok. Ağ gitmiş, var kalmış bir kadın. Hiç böyle bir ev terk edilip gidilir mi? İlk zamanlar kocam da çok seviniyordu annem bize yerleşti diye. Ama aradan biraz zaman geçince başladı, özel hayatımız kalmadı. Seninle hiç baş başa kalamıyoruz falan diye şikayet etmeye. Baş başa kalamıyoruz diye mi? Giderek hırgür arttı, eve geç gelmeler, arkadaşında kalmalar. Vay babayım cebine. Ya bu kadının kimseye zararı yok. Sessiz, sedasız bir kadın. Hiç böyle şey yapalım be. Kaç kere söyledim. Ya şu annemi biraz daha idare edelim dedim. Ama beni dinlemedi ki. Ya annen ya ben dedi gitti. Bütün erkekler böyle eder mi hanımım? Yani karısının annesi evdeyken evi terk edip giderler mi? Valla dayanma süreleri değişiyor ama sonuçta bütün erkekler evde bir kayınvalide varlığına tahammül edemiyorlar. Lan erkekler böyle anne için evden giderlerse kim bilir benim annem gelecek olsa itilmiş nerelere gider. Alo anacığım. Benim ben Kakılmış. He Kakılmış. Ya Kakılmış diyorum be. Duymuyor mu? He.
Kuzucuğum, acilen açtım sana. Bu akşam ilk otobüse atlayıp gelirsin ha. He bekliyoruz. He çok özledik seni. Ya ne diye sorma bana. Seni çok özledik diyorum be. He he itilmiş de özledi he. Bekliyoruz. Bak kartım gidecek, kapatmak zorundayım he. Hadi öperim ellerinden. He 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 he. Tamam. Karışırız. Karışırız be. Bu gece beni iyi dövmeye bak itilmiş kazıklı boy odası. Yarın annem gelince kılıma bile dokunamayacaksın he. Birkaç gece sonra da bu evde ya annen ya ben deyip giderken kuyruğuna teneke bağlayacağım he. Lan niye mütemadiyen gülüyorsun lan, kalkılmış ezmesi. Lan bana bak, seni neye dövdüğümü unuttum, gülmeyi kafaya taktım lan bu asıl. Ay vur. Ayı neslinin utanç abidesi vur. Bu son dövmen olacak. Ha? Niye son dövmem oluyormuş? Kumes hayvanı. Dur bana bak kalkılmış. Yoksa beni öldürtmeye için bir kiralık katil mi durdun? Ha? Yok. Hep bir şey kiralık durmadım. Sabahleyin korusun. Ha? Ne dikilip duruyorsun kız pencerenin önünde? Ne dikileceğim? O halisine bakıyorum işte be. Ne bakıp duruyorsun kız? Canın dayak mı isteye yoksa kalkılmış ha? Hey! Anacım geldi! Anacım! Hoş geldin! Anam geldi! Anacım! Gel anacım gel! Hoş geldin anacım benim evladım. Gibi. Kızım evladım. Gel canım. Kızım evladım. Kuşuma gel. Hoş geldin anacım. Hoş gel. Gel. Çıkar patronum. Acık unutsun. Gel anacım. Hoş geldin anacığım. Sen nasıl özlemişim mi bilsin? Ah benim kınalı kuzum. Kınalı kuzum benim. Ah gel bir sarılayım. Kınalı kuzum. Hoş geldin. Ana. La daha perli okuz. Anama hoş geldin desin ha. Hoş geldin ana. He anacığım. Benim çok vaktim yok. Gideceğim işe. Tamam mı? Bir ihtiyacın olursa bir şeye itirmişe söylersin. Tamam mı? Hadi konuşuyoruz. Bu dersi çekitmeye mi? Onun biraz kafadan rahatsızlığı var. Bu aralar çalışamıyor. Hadi konuşuruz anacığım, konuşuruz. Hadi Allah'a ısmarladık. Çok yoruldum ama bu asiklet ayısı beni doğmayacak diye de pek keyifliyim. Niye kız? Sen herif kötürüm mü oldu? Otur. Kötürüm mü oldu? Öyle de denebilir. Koydun annemi çağırdım. İtilmiş ondan pek korkar he. Pek çekerim. Onun yanında beni doymaz. Doymayınca da böyle evlilik olmaz olsun diye çekip gidecek sonunda ayı. Dayaksız ve şiddetsiz günlere merhaba. İyi düşünmüşsün kız, iyi düşünmüşsün. Ne fazla oyalamayalım hadi. Dayaklı ve şiddetli günler saati başlayacak zaten. Hadi görün. Çabuk. Öldürdüm kızım. Ya kaynana bak. Kahvelerde o bir oğlan. Allah'ım yarabbim. Sen gidi seni. Kınalı kuzumu öldürdüm. Ya yok bir şey ya. Öldürdüm döve. Dinsiz ayının hakkından imansız gelir diye boşuna dememişler kuzil Allah'ım. Ses çıkartmayın, ne yapıyorsun burada? Mahvettin. Tane tane benleri var yüzünde. Çanal ucu bakışları gözünde. Çanal ucu bakışları gözünde. Gel bakayım buraya, gel. Ne biçim çay lan bu? İmamın abdest suyu gibi. Nesi varmış çayın? Demlenmemiş bile. Kafandan aşağı dökersem görürsün nesi olduğunu. Tamam kızma, tamam. Bir daha demlerim, demlerim. Yarı da satıraşını koyayım be. Allah razı olsun senden anacığım. Sayende süt dökmüş kediye dondu. Sütleri nereye döktün lan, itilmiş. Bir de it de anacığım. İt! İt oğlu it! Bir daha sana elini sürsün, kollarını arkasından bağlarım o itin. Sağ olasın anacığım.
Dane dane, elleri var yüzümde, yüzümde, yüzümde. Canan ucu mahuşlar gözümde, gözümde, gözümde. Şeker fare malakıyor dudakta, dudakta. Çaylarınız hazır. Lan damat! Ah! Ağzımı açtır, içeri kapıyı açsana lan. Tamam kızma ya, açıyorum. Anacığım. Ha bununla da gözüne vursana. Yok ben arka oruklarımı kıyamam. Ha bununla vur. Bununla da vururum. Gelsin de bununla da vururum. Ana bizim Harry. Babam ne işi var senin burada? Ben çağırdım kalkılmış. Anan özlemişti deydi şimdi. Hoş geldiniz yok mu lan kusuruları? Hoş geldin baba, zorluya otursaydım. Siz buna topra mı değiyorsunuz lan? Bu ne biçim topra lan? Kırayım mı lan kemiklerinizi he? Kırayım mı lan? Ne biçim topra lan bu? Baba ne biçim topra lan bu? Kız kakılmış. Kusura kalma Şervan. Anam yarın koya gidecek de bu gecelik sen de kalabilir miyiz? Buyur kız. Ulan ütülmüş. Otobüse geç kalıyorum, 15 dakika kaldı. Hadi döveceksen döv de gideyim. Lan bana bak, burada senin babanın uşağı yok, tamam mı kakılmış? Canın dayak isterse otu kendi kendini diyor. Her şeyi devletten bekleme, tembel inek. Ne yani, sen şimdi beni dövmek istemiyor musun? Tabii ki dövmek istiyorsun. Salak salak konuşma. Hemen kusura bakma. Bu hıza bak seni dövmeyeceğim kakılmış. Lan geldi mi ne? Oruç kafana mı vurdu? Lan benim orucumu bu işe karıştırma. İnek bütün suç senin orucunda. Ne? Ya bana bak gazetede ne yazıyor. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında oruçlu birine kötü muamele yapmak, sövmek ve de dövmek büyük günahtır. Hadi oradan be. Şaka yapıyorsun değil mi? Lan böyle bir konuda şaka yapmayacağım bilmiyor musun inek? Al kendin oku istersen. Ha? Ulan adi ütülmüş. Böyle fantaziler yaparak aklınca ufak tefek oyunlarınla dayak hayatımıza renk katacağını öyle mi? Lan ne diyorsun lan sen, ne fantazisi lan he? Hadi oradan be tilki kurkü. Ben gazeteye uzanınca böyle beni yakalayacaksın. Aklı sıra kollarımı böyle boynuma dolayacaksın he mi yemezler? Ah ah ulan. Şimdi seni bir dövebilseydim böyle konuşur muydum sen salak? Hemen ne yazık ki işte burada da yazıyor. Günahmış günah. Hani ver bakayım nerede yazıyor? Ah işte. Ana hakikaten de yazıyor be. Baksana. Oruçluya vurmak büyük günahtır. Ama ne edeceğim şimdi demiş. Ulan sen beni dövmeden 2 saat yaşayamazsın be. Tamam lan tamam, festival yapmana gerek yok. Alt tarafı iftara kadar sağlam gözüne dolaşacaksın. Ondan sonra her şey normale dönecek. Sen durumunun önemini iyice kavrayamadın galiba. İftara daha 10 saat var salak. Ne? Ne dedin lan sen? He, ne dedin? Daha diyorum iftara 10 saat var diyorum be salak. Ya bana bak kakılmış, bir daha salak dersen kırarım kafan gözün kulağın çarpsın bak. Ulan salak! Ulan duble salak! Asıl kafamı kırarsa çarpılırsın. La bak görmedin mi? Bu nattır diye yazıyor be. Tamam lan tamam, uzatma. Uzatma da git işin, hadi. İşine git yürü. Daha benim 10 dakikam var be. Salak. Ben sen miyim ki? Salak gibi erkenden çıkıp gideyim. Lan bana bak lan kakılmış. Hasretme lan adamı. Vallahi günah münah dinleme, koparım etlerin haberin olsun. Bak. Vallahi benim için hava hoş itilmiş efendim. Cehennemde yanacak olan sensin. Zaten bugüne kadar çektirdiklerinden dolayı bir posta yanacaktım. Çifte kavrulmaya maçan sıkıyorsa gel kopar tetlerimi. Şimdi böyle gevrek gevrek gülüyorsun ama bu orucun bir de iftarı var. Bakalım o zaman ne olacak. Olabilir. Ne demiş atalarımız? Gün batmadan diler batar değil mi? Hadi ben gidiyorum. Hadi. Akşama konuşuruz. Lan bana bak şebek gibi gülme lan. Kıracım bir tarafını bak. Ya ya. Abi orucu olduğumu unutuyor galiba. Ne yalan. Sen bana sabır ver yarabbi. Ana. Sen ne döktün buraya bakayım. Bak 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 bak. Kızma itirmişim kızma.
adamı katil etme lan, defol git lan. Olur mu be? Oruçlu bir insanı dövmek ne kadar günahsa, öldürmek kim bilir ne kadar büyük günah değil mi? Şimdi bakayım, üfle bakayım. Şimdi çek. İstersen bir kere daha üfle. Tamam, vallahi bak sen hiç iyi görünmüyor itilmiş. Bak bu oruç bir insan sağlığı için ne kadar faydalıysa bir ayı sağlığı için de o kadar zararlı olabiliyor. He? Hadi sağlıcakla kal. Hakikaten de bu oruç ayı çok mübarek bir aymış canım. Hadi görüşürüz. İftara da az kaldı. Bu kalkılmış kerestesi nerede kaldı acaba? Bana bak kalkılmış. Eğer firar edersen, dünyanın öbür ucuna da gitsen, seni orada da buluyor buldurun haberin olsun. Gel güzelim, gel, gel, gel. Aru be, psikopat katil. Daha iftara 5 dakika var. Ya, ölmek üzere olan birisi için 5 dakika çok uzun bir zaman tabii. Nasıl? Son yemeğini beğendin mi kalkılmış? Ana, bana iftar sofrası mı hazırladın? Vallahi pençelerine sağlık itilmiş. Hayatımda gördüğüm en güzel iftar sofrası. Ya bu da bir şey değil. Yemekten sonra yiyeceğin tatlıyı bir düşünsen bayılacaksın. Yok, tatlı almayayım. Ben rejim yapıyorum da. Yok canım, bu rejim tatlısı. Kilo mülo aldı mı öyle? Tam aksine yiyene kilo verdirtiyor. Allah! Ha, işte her maceranın bir sonu oldu. Buyurun kalkılmış hanım. Sizi şöyle Allah alalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım kalkılmış. Orucunu zeytinle başlıyorsun, çorbayla başlıyorsun. Ezan okundu hadi. Ya zaman nasıl da akıp gidiyor değil mi? Hep sorma. Benim için en uzun gün bu oluyordu. Hadi bakayım. Bir tane zıkkımdan da şu tatlıya geçelim hadi. Hadi afiyet olsun güzelim hadi. Yok yemeyeceğim, bozmayacağım orucumu. Kız neye bozmuyorsun, görmüyor musun? Top patladı, ezan okundu, akşam oldu, oruç bitti. Hadi iyi diyorsun sen hadi. Yemeyeceğim işte, bozmayacağım orucumu be. Kız. Boşuna heveslenme be. Allah Allah, ben gebermeye niyetim yok benim. Kız yiysene kız, dayanamıyorsun kız. İyi kız, hadi kız, boş, boş şu orucunu. Bak bak, kaldırma beni ayağı, bozsana kız orucunu. Ulan dümbelek. Asıl orucumu bozarsam ayağa kalkacaksın. Bozmuyorum işte. Sıkıyorsa oruçlu oruçlu döversin beni. Salak. Ya amatör enayi. Nasıl olsa bir şekilde iftarı yapacağım. He, yapacağım ama ben ta Ramazan'ın sonunda doptan açacağım iftarımı. Sen de biraz sabırlı ol canım. Ya. İftarımı açtıktan sonra sen de doptan döversin. Aklın sıra uyanıklık yapıyorsun değil mi şimdi he salak? He, yapıyorum. Nasıl? Ama iyi numara değil mi? Hadi lan sen de sen bu eşdağına Ramazan sonuna kadar nasıl açtıracaksın salak? Hmm. Bak nasıl olsa bir şeyler yiyecek. Açlıktan geberecek halin yok ya. Açlıktan gebermek, deve güreşinden gebermekten daha iyidir be. Tamam lan tamam. Kalk sofradan. Kalk yürü. Hadi. Bana bak. Bundan sonra adım adım peşindeyin. Gölge gibi. Ağzına sinek kaçsa dayayırsın haberin olsun. Bir kere sinek oruç bozmaz ki. Salak. Ya. Salak ol salak. Tamam lan, bozmazsa bozmasın. Sineğiyle beslenecek halı yok ya. Oh be. Bir de ısçak ısçak. Çorbaya da bakayım. Elime sağlık be. Bakalım kız, tünün de çok kazanmış kız. Zırnak yemek sağlığa çok zararlıymış, kalkılmış. Allah korusun, zakat bile kalabilmişsin. Hiç boşuna heveslenme etilmiş efendi. İntihar etmeye karar verirsem, o işi zırnakla yapmam. Otur adam gibi, bonfile biftek yerim. Ah, canım bonfile biftek istedi de niye söylemedin güzelim benim? Dolapta var, gider 2 dakikada kızardırın ha. Sen kur bakalım, kur. Beni biftekle pirzolayla kandıracağını sanıyorsun, çok aldanıyorsun. İstakoz kızarsan yine bozmayacağım orucumu. Göreceğiz bakalım, el mi yaman, bey mi yaman. Hadi, ben kahveye gidiyorum, sahurda gelirim. Kahveye mi gidiyorsun? Ha, oturup burada senin zafiyet geçirmeni bekleyeceğime giden arkadaşlarına bir pişpiri koyarım, daha iyi. Ha, tabii oyna canım, oyna.
bula enayi. 40 yılda piş biriyim bir işe yaradı ha. Demek bir zılı var bir tek var he. İyi. Ara kapıyı kilitledim. Mutfağı da kilitledim. Anahtarları da yanıma alıyorum. Nasıl olsa şimdi bir şey bulup yiyemezsin. Ben kahveye gidiyorum. Sağ kalırsan sahurda konuşuruz. Ya benim yanımda bir lokma yiyecek, bundan sonra dayağını yiyecek ya da böyle zafiyet geçirecek. Hadi bay bay. Vay uyanık goril vay. Ulan biraz daha kıçını sıksan neredeyse beni alt edeceksin he. Allah sanki beynin kafan kadar büyük değil. Çok şükür Allah'ıma ki kapital bende. Karnımı doyurmak için o senin kokuşmuş bifteklerine nev kalmadım be. Kardeşler kebap salonu mu? He. Bak kardeşim bana 5 tane lahmacun. 1,5 yok. 2,5 İskender. Sonra zılıta. Bunu şöyle güzel bir ezmem. Hemen gönder la. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Kaymaksız ekmek kadayıfı. Sonra pilav üstü kuru, kuru üstü pilav. Sonra fırın sütlaç, sütlaç kuru. Daha başka neler vardı sizde? Her şeyden gönderin ben. Acele ha. Ölüyorum aşıktan. Çabuk olun. Getirin. Nerede kaldı bu siparişlerim be? Açlıktan gebereceğim be. Allah kahretsin. Şimdi bir de içirmişe denk gelirsem yandığımın resmidir ha. Allah kahretsin değil be. Ana geldi. Lahmacunlarım geldi. Kebaplarım geldi. Sütlaçlarım geldi. Geldi. Ana. Siparişlerimizi getirdim kahılmış hanım. Abi. Afiyet şeker olsun. Allah rahmet eylesin. Sarayım mı burada mı yiyeceksiniz? İnce ince.